Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neredeyiz? Denizli'deyiz, Çivril'deyiz. Ömer Kurt'un kendine ait şeftali arazisindeyiz. Ömerciğim nasılsın kardeşim? İyiyim sağ ol, Allah razı olsun. Bu videomuzu çekmemizdeki en büyük amaçlardan bir tanesi arkadaşlar bizim üretimini yaptığımız Thorr tableti burada Ömer Bey uygulamasını yaptı. Aslında yenge uygulamasını yaptı tek tek. Tek tek ağaçların hepsini attı ama amaç şuydu, sanırım burada bir sorun vardı Ömer Bey. Nedir o sorun? Ya, sorundan ziyade buranın yarısı Sweet Lady, yarısı 568 Ekstrem. Sweet Lady'lerde büyüme sıkıntısı vardı biraz. Hani, meyve tabii Ekstrem 568'ler daha çabuk geliştiği için onlar küçükmüş gibi kaldı. Ya dallar küçükmüş ağaçlar gibi. Ha, evet. Zaten düzenli siyah gübre kullanılan bir arazi. 4 yıldır, 4 yaşında bu ağaçlar. Ama tablet attınız, ne oldu? Ha, bu bahar tablet attık. Damlamadan hiç gübre basmadık. Nasıl, uygulama miktarı nasıl oldu peki? Yani 4 veya 6 tane ağaç başı. Yani daire başına tabii. Şu ağacı yani diyelim. Bu ağacın 4 tane veya 6 tane. Çevresine atıldı. Çevresine veya damlama hortumlarının olduğu yere. Uygulaması nasıl, basit mi? Çok basit. Yani tablet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi, şöyle yakında gösterelim. Hani şöyle herkesin evinde muhakkak bir bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesi tabletleri nasıl oluyor? Hani koyarsınız. Aynı o şekilde ve toprağa çok fazla da dibine kadar girmenize gerek yok. Atıp üstüne bassanız da aynen yeterli. Öyle mi yaptınız? Çiğnesen yeterli. Çiğnesen yeterli. Yavaş salınımlıdır. Evet. 6 ay boyunca yavaş yavaş suyu gördükçe toprağın alt tarafında, kök saçaklarından, iletim damarlarına nüfusa. Peki Ömer Bey şunu da söyleyeyim. Cins olaraktan burası neydi? Ekstrem 568 ile Sweet Lady. Geçen seneye kıyasla bu sene tableti attıktan sonra meyvenin gelişiminde, renginde, boyunda bir fark oldu mu? Ağaçtan başlayayım. Ağaçlarda büyüme daha çok oldu. Mesela tamam, o Sweet Lady olan ağaçlar 568'leri yakaladı. Süper. Büyüme olarak, filiz olarak daha fazla filiz sürdü. Şeftali kalitesi de zaten hiç damlamadan şişirmeye gübre, baştan gübre hiç vermedim. Yani kalitesi de 10 numara. Aslında şöyle diyebiliriz. Sweet Lady'ler 20'liye değil 18'liye sığıyordu. İşte bu çok önemli. Yani şeftali üretimi yapan ve bahçeciler bilir. Yani bir viyolun içerisine 20 tane koyacağına evet, 18'de bitiyor. 20'lik viyole mesela sığmadı. Sığmadı. Evet. Gübre maliyeti düştü. Tabii bir defayla işi bitirdik. Bir seferde. Şöyle bakın arkadaşlar, abartıyor yok. Bunlar 568. Yani sağ tarafa alın şöyle. Şöyle yan tarafa gelin. Yani daldan, yani bu ağaçlar 4 yaşında gözükmüyor. İnanılmaz. Maşallah. Kaç yaşında? 4 yaşında. Arkadaşlar 4 yaşında bir şeftali ağacı. Gövdeye bakın, dallara bakın, boya bakın, sürgüne bakın. Maşallah süper. Öncelikle yengenin emeğine sağlık. Tabii, onu söyleyelim. Emine yengenin eline koluna sağlık. Yani bu çekimimizde onun hakkı yenmez. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Denemeyi buradan bizzat kendisi yaptı. Ömer Bey şöyle aslında bir stratejisi var. Evet. Bölge çiftçisine, bölge halkına kullanmadığı hiçbir ürünü de tavsiye etmiyor arkadaşlar. Ben kullandım, gördüm. Elmamda, şeftalimde, eriğimde, daha birçok hepsinde denedim. Bu yıl satış yapmadım zaten. Değil mi? Yani hiç satmadım. Görsünler. Evet, bilerek satmadım. Bu yıl kendim kullandım. Önümüzdeki yıl zaten rahatlıkla satılacak. Yok satarız. Yok tabii canım. Zaten ben denemedikten sonra şimdi kendim neye faydası olduğunu, nasıl olduğunu anlatıyorum gönül rahatlığıyla. Kullandım ya. Şimdi kullanmasaydım ben bunu ezbere konuşacaktım. Değil mi? Yani şimdi çok rahatım. Gönlüm rahat olarak faydasını da gördüm bizzat. İnsanlar da rahatça alır. Arkadaşlar azot, fosfor, potasyum, hani kimyasal gübre, DAP, şeker, üre, 3-15-20-20 gibi ürünler atıyorsunuz ya. Bunu attığınız zaman buna gerek kalmıyor. Çünkü bunun içerisinde azotu, fosforu, potasyumu ve tüm izelementleri var. Hem gübreleme maliyetiniz düşüyor hem de uygulama, zaman, bunlar da çok önemlidir bir çiftçi için. Tabii. Atıyorum çapa çekerken çapanın altına bir tane attığı zaman iş bitiyor. Sıra üzerine 3 tane, diğer tarafa 3 tane işi bitiriyor. Bu da çok önemli. En güzeli zaten yavaş salınımlı olması. Değil mi? O çok güzel bir şey. Bu çok önemli. Hatta fidanlara da attık. 2'şer tane. Fidanlar da çok güzel oldu. Gelişimi çok güzel oldu. Peki Ömer Bey. Siyah gübreyi at, Thorr tablet at, yaslanı yat. Değil mi? Yani. En önemlisi de o. Yani bu çok önemli. Siyah toprağa at, Thorr tableti at, yaslan yat. Bu da iyi bir slogan oldu. Tebrik ederim. Ömer Bey, çiftçilerimize son söyleyeceğiniz nedir Thorr tablet için? Valla ben bütün ürünlerde olduğu gibi bunda da kendim bizzat denedim zaten. Beni bilenler, bu bölgenin halkı biliyor. Evet. Denemeden bir ürün satmıyorum. Kesinlikle. Ürünün faydasını fazlasıyla gördüm. Türkiye'deki bütün çiftçilere tavsiye ederim. Kullansınlar. Güzel sonuçlar alırlar yani. Siyah gübrede aldıkları sonuca yakın sonuç alırlar yani. Ama siyah gübre olmadan olmuyor. Olmadan olmaz. Olmaz. Dediği gibi aslında. Çünkü siyah gübre atılmayan yere de denedik. Siyah gübre atılan yerdeki fark daha fazla. İkisini bir, o zaman evet, mükemmel. Daha güzel oluyor. Demek ki siyah toprağa at, Thorr tableti at, yaslan yat. Bu da çok güzeldi. Evet arkadaşlar, Ömer'cim çok teşekkür ediyorum. Yani teşekkür ederiz. Yıllar önce aslında hani kuruyan bir ağaçta başlayan bir macera çekimiydi. Evet. Şimdi Thorr tablette de çiftçilerimizi bu sayede aydınlatıyoruz. Kullanmalarını. Yani 50'şer kiloluk ürünler değil arkadaşlar. Evet, yorulmanıza gerek yok. 1 kilo. Ağaç başı 6 tane. İçerisinde 100 ile 150 arasında gramajına göre ürün var. Ağaç başı 6-8 adet. 150 arası çıkıyor. Çıkıyor çünkü basımla alakalı gramaj farkı 6 ile 7-8 gram arasında olurken arasındaki fark çıktığı zaman zaten attığınız zaman ortaya çıkıyor. Muhakkak kanalımıza abone olun. Denizli'de, Çivril'de Kurtlar Tarım'la Ömer Bey ile iletişime geçin. Bölge halkı şeftali, elma yoğunluklu yetiştiriciliği yapıyorlar ve memnuniyet çok üst seviyede. Kendileriyle iletişime geçin. Tüm Türkiye genelinde şu anda ürünümüz satılıyor zaten. Memnuniyette gördüğünüz gibi gayet güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu dinlediğiniz için de teşekkür eder. Herkese Denizli, Çivril'den Kurtlar Tarım Ömer Kurt'la birlikte sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Esenle kalın.